Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle minik prenseslerimiz için çok güzel bir elbise çalışması yapacağız. Elbisemizi iki renk kullanarak ördüm. Şöyle roba kısmında kafeslerimizi yaptım. Alt kısmı da su taşları arasında olan güzel, dilimli ve dolgulu modelimizi çalıştım. Her iki rengimi de tamamen bitirmedim. Arkasından tek düğme kullandım. Bir tek düğme yeterlidir. Şöyle görelim. Dilimlerimiz 1, 2, 3, 4 tane dilimle elbisemizin etek kısmını tamamladık. Daha uzun örmek isteyen arkadaşlarımız yine örmeye devam edebilirler. Şimdi ben ölçümüzü de vereyim. Omuz kısmından tutarak başlıyorum. Omuz kısmından etek uç kısmımıza kadar 37,5 santim. Şöyle dilimimizin bulunduğu yerden tutuyorum şöyle görmenizi istiyorum 37,5 buçuk etek boyuna baktığımız zaman 22 santim etek boyu robamızdan bakalım roba boyumuz ise yine en uç kısımdan pembemize kadar bakıyorum 15 santim robamızın uzunluğu genişlik kısmına bakalım en geniş omuzdan yani bir uçtan diğer uca 31 santim Gövdemizin bel bölümüne bakalım. Bel bölümü ise 23,5 santim. Arka kısmını bir tek düğme kullanarak ördüm. Arka ile ön birebir aynı. Zaten yuvarlak ördüğümüz için bu şekilde gayet hoş durmakta. Şöyle bakınca bakınız gayet hoş dilimli dilimli güzel kolay bir çalışma evet kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım kolay gelsin Elbisemi örmek için Poliana Pretty Baby Anti Peeling ipimi kullanıyorum. Renk numarası 527. Hoş, güzel, tatlı bir ip. Anti peeling %100 akrilik, 100 gram ve 250 metreden oluşmakta sizler yaşadığınız şehirde hangi marka e, iplere ulaşıyorsanız ya da e, hangi markadaki ipi alabiliyorsanız hiç fark etmez onlarla örebilirsiniz yeter ki istediğiniz e, zevkinize uygun bebeklerimize yakışacak renkler olsun. 2.5 numaralı da tığımı kullanıyorum bu ipi 3 numarayla da rahatlıkla örebilirsiniz yani 100 gram 250 metre olan iplerimiz biraz dolgunca olan iplerdir. 300 metreye doğru yaklaştıkça iplerimiz ya da daha metre uzadıkça iplerimiz incelmekte. Şimdi zincirimizi çekerek başlayalım ve bölümlerimize ayıralım roba kısmımızı. Trabzanlarımızı örerek başlayalım. Bir tane zincir çekip düğümümü attım. 1 2 3 3 tane zincirimi çektim. Trabzanımızı örerek ilerleyelim. Tığımın başında doluyorum. Elbisemin arkası için olan bölümü örüyorum. 1. zincirin içerisine giriyorum. 1 2 3 Tığımın başını doluyorum. Bakınız aşağıdan giriyorum. 1 2 3 Tekrar tığımın başını doluyorum. 6 bölümüne giriyorum. 1 2 3 trabzanlarımızı örerek ilerliyorum. Tığımın başını doluyorum. Çok kolay bakınız. Zincirimizi çekmeden 3 zincir üzerine trabzanlarımızı kuralım atıyorum 1 2 3 aşağıdan alıyorum 1 2 ve 3 aşağıdan 1 2 3 Kaç tane trabzan olmuş bakalım 2 4 6 8 9 biraz daha yapalım 10 ördüm 11 trabzanımı ördüm 12 13 13 tane trabzanımı ördüm şöyle görelim 2 4, 6, 8, 10, 12 ve 13. 13 trabzanımı ördükten sonra tam 13.'ünün üzerine bir iki tane zincirimi çekiyorum. Buradan sonrasını kolumuz için olan bölüm olarak örmeye başlıyorum. Kolumuza da yine 13 tane trabzanımızı örelim. Başlıyorum. 1. En alttan alıyorum. 3 defa da çekiyoruz. 2 üç trabzan olana kadar örmeye devam ediyorum alttan alıyorum umarım zorlanmıyorsunuzdur inanın çok çok kolay direkt trabzanımızda başlamış oluyoruz sayalım 2 4 6 8 10 11 12 ve bir tane daha ördüğüm zaman kolumu tamamlamış oluyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Bir defa tığımın başını doluyorum ve elbisemizin ön kısmını örmeye başlıyorum. Yine aynı şekilde alttan alıyorum. 3 defa da çekiyorum. 22 tane trabzanımı ördüm. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ve 22. 22. trabzanımın üzerine 2 zincir çekiyorum. Tekrar 13 kol örüyorum. Aralarına yine ikişer zincirimi çekiyorum. Alttan başlıyorum. Kolumuzu örelim. Önce Elbisemizin bölümlerini örerek tamamladım. Arkamızı, kolumuzu, önümüzü, tekrar kolumuz ve diğer arkamızı örerek tamamladık. Şimdi ikinci sıramıza başlayalım. Hepsinin her bölümün arasına da ikişer zincirimiz var. Bakınız ikişer zincirimiz. Bitiş yönünden 5 tane zincirimi çekiyorum. 2, 3, 4, 5 örgümün arkasını çeviriyorum. Bir tane trabzanı atlıyorum. Tığımın başını doluyorum. Diğer trabzana batıyorum. Kafes çalışması yapacağız. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Alttan bir trabzan atlıyorum. Diğer trabzanıma batıyorum. Üç defa da çekiyorum. Bir zincirimi çektim. Bir atlıyorum. Diğerine batıyorum. Bir tane zincir bir atlıyorum diğer trabzanıma batıyorum bir zincirimi çekiyorum bir atlıyorum diğer trabzanıma batıyorum bir tane zincir çekiyorum bir atlıyorum diğerine batıyorum 1 2 3 4 5 6 tane kutumuz oldu ve son trabzanımızı ördük şimdi İki zincirin bulunduğu noktaya geçişimizi yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Burada da bir kutu olacak. Zincir yuvasının içerisine girerek iki tane trabzanımı örüyorum. Bir. Ve aynı yere bir daha giriyorum. İki. İki tane zincirimi çekiyorum. Aynı yuvaya batıyorum. 1, 2. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımızı ördük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kafesimiz oldu. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum. Tam başını doluyorum. Bir trabzan atlayıp diğer trabzanıma batıyorum. Bir zincir başını doluyorum. Bir atlıyorum. Diğerine batıyorum. Diğer ayrım yerimize kadar bu işlemimizi tekrar ediyoruz. Sıramızı tamamladık. İki zincirimin bulunduğu yere geldim. Bir tane trabzanım kaldı. Yukarıdan bir zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak zincir içerisine iki trabzanımı örüyorum. 1 ve iki. İki tane ara zincirini çekiyorum. Yuvaya içerisine girerek iki trabzanımı bu noktaya örerek artışımı yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir trabzan atlayıp diğerine batıyorum. Bir zincir, bir trabzan atlıyorum. Evet işlemimizi aynı şekilde tekrar ettiriyoruz. Bir zincir, bir atlıyorum. Diğerine batıyorum. Bir zincir. Bütün bölümlerimizi aynı şekilde örerek gelelim. Bütün bölümlerimizi kafesimizi yaparak ilerledik. Arada iki tane trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı ördük. Son olarak arkamızdayız. Artışlarımızı yapacağımız yerin son trabzanını örmüştük. Ve arada bir tane zincirimiz vardı. Aynı şekilde bakın bir tane zincirimi çektim ve e, ilk trabzanımı ördüm. Buradan ilk oradan sondu. Sona doğru ilerliyorum. Bir atlıyorum. Oraya dikkat edelim. Yani her iki yönümüzün kutucuk sayısı aynı olsun. Biri büyük biri küçük olmasın. Bir zincir. Bir zincir ve son trabzanımı batırarak örüyorum. 1 2. Burada renk değişikliği yapmak istiyorum. beyaz rengimi alıyorum. Ve kapatıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekip örgümün arkasını çeviriyorum. Ve şöyle ipimi de alıyorum. Zincir içerisine bir tane trabzanım örüyorum. Trabzanımın üzerine bir tane trabzan. Zincirimin içerisine bir trabzan trabzanımın üzerine zincirimin içerisine şekliyle örelim trabzanlarımı örerek geldim 2 tane trabzanımı da ördüm zincirimizin içerisine 2 tane trabzanımızı örelim 1 2 2 tane zincir çekiyorum bir sonraki sıranın hazırlığı yine aynı yere 2 tane trabzanımı örüyorum ve sıradan ilk trabzanımın tepe noktasına batarak bütün trabzanlarımı ve kutucuklarımızı örüyoruz. Trabzanımın üzerine batıyorum. Yuvanın içerisine giriyorum. Trabzan üzeri yuvamızın Içi. artış yerine kadar devam edelim bütün trabzanlarımızı hem kutularımızın üzerine hem de trabzanlarımızın üzerine örerek geldim İki zincirimin bulunduğu yerdeyim burada yapmış olduğum işlemi bütün iki zincirlerin bulunduğu yerde yapıyorum tığımın başını dolayarak giriyorum bir ve iki iki tane trabzanım örüyorum bir İki tane zincirimi çekip aynı yere iki tane daha trabzanımı örüyorum. Bir, iki. Tığımın başını doluyorum. İlk trabzanıma batıyorum. İkinci trabzanıma batıyorum. Kutucuğun içerisine giriyorum. Trabzan üzeri. Tekrar yuva içerisine giriyorum. Trabzan üzeri. Ve bu şekilde sona kadar örelim. Artış yerimizde yine iki tane trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımızı örelim. Uç noktada görüşelim. Sıra sonuna kadar örerek geldim. En son bakınız kutucuğun içerisine ördüm. Şurada pembe zincirimizin üzerine mutlaka bir trabzan yapıyoruz. Unutmuyoruz. Bir tanesi kutucuğun yerine bir tanesi kenar trabzanımızın yerine. Bir 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum yeni kafeslerimizi yani kutularımızı yapmaya başlıyoruz 5 zincirimizi bir trabzan atlıyorum ikinci trabzan içerisine giriyorum bir tane ilk kutumuzu ördük bir zincir çekiyorum bir trabzan atlayıp diğerine batıyorum bir atlayıp diğeri bir zincir bir atlıyorum diğerine batıyorum çekmiş olduğumuz bir zincirler alttaki atladığımız trabzanın yerine sayılmakta diğerine batıyorum bir zincir bir atlayıp diğerine batıyorum kafeslerimi örerek ilerliyorum bir tane zincir çekiyorum, bir trabzan atlayıp yuva içerisine geçişimi yapıyorum ve iki tane artışımı yapıyorum. İki zincirim, tekrar iki tane trabzanım. İşlemimizi rengimizi değiştirerek istediğiniz gibi renk değişikliği yapabilirsiniz. E, isterseniz 3 sırada, isterseniz iki sırada, yani ne kadar aralıklarla isterseniz bu renk değişimini yapıp roba kısmımı biraz büyütelim. Kolumuzu birleştireceğimiz noktada yeniden görüşelim. Bu kafes sıramız bittikten sonra yine aynı şekilde trabzanlarımızı örelim. Hem kafes sıramızda hem trabzan sıramızda ikişer ikişer artıralım. Araya iki tane zincirimizi çekelim. Robamızı yeteri kadar ördüm. Şimdi kolumuzu gövdemizden ayıralım. Santim olarak şöyle bakmak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıra ördüm. 8 sıra sonunda kaç santim? Birbirimizin ölçüsüyle de kıyaslama adına. 8,5 yani neredeyse 9. Şöyle düzelttiğimde hatta bakınız 9 santim. 9 santim uzunluğunda şöyle gövdemizden itibaren devam ettireceğiz 10 santim bakınız pembemizle de düz örerek geldim bir sıra kafes bir sıra trabzan çalıştım Şimdi önden 9. sıramızı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trabzan olarak ördüm. Artış bölümüne bir tane trabzanımı örüyorum. Bir trabzan ördüm. Ve 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Büküyorum. Bir tane trabzanı da buraya örüyorum. 5 zincir çektim. Bir trabzan artış yerlerimizi ördüm. Sonrasında birer birer trabzanlarımı örüyorum. İpimiz biraz dolgunca olduğu için bakınız hemen boy aldı. Bir tane kafes içi trabzan üzeri şeklinde örerek diğer kolumuzun bulunduğu yere doğru ilerliyorum. Uç noktaya kadar örerek geldim. Artış yerine bir tane trabzanımı örüyorum. 5 zincirimi çekiyorum. Kolumu büküyorum. Diğer ayrım yerine bir tane trabzanımı örüyorum arkamızı bu şekilde örmeye başlıyoruz ve burada arkayı da kapatacağız Sona kadar geldim. Yine bakınız araya bir tane ördüm. Kenar trabzanıma son trabzanımı da örüyorum. Ve her iki arkamı şu şekilde birleştireceğim. Bakınız şöyle. İlk trabzanımın üzerine zincirden çektiğim trabzanımın üzerine batıyorum. Ve birleştirme işlemini yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Çeviriyorum bir tane zincir ilave ediyorum toplamda 4 zincirim olduktan sonra bir tane trabzanımı atlıyorum diğer trabzanıma batıyorum bir zincir çekiyorum yine kafesimizi buradan devam ettiriyoruz 3 tane zincirimizi çektik çevirdik bir tane daha zincir çektik toplamda 4 tane zincirimiz bir trabzan atladım ikinci trabzana battım sonrasında trabzanımı ördükten sonra bir zincir çekip aşağıdan atladım sırasındaki bakınız, önde ilk gelen trabzanıma battım bir zincir bir atladım bir trabzan şekli yani aynı şekilde ördüm yalnız şurada toplamda 4 tane zincirimizi çekip geçişimizi gerçekleştirdik şimdi kol altına doğru ilerleyelim arkadan başladım kafesimi yapmaya kol altının bulunduğu noktaya geldim zincirleri çektiğim yere şöyle şimdi zincirlerimize de birer tane kafesimizi örüyoruz bir zincir çekiyorum bir tane trabzan atlıyorum ilk zincirimin tepesine gelerek batıyorum ve bir tane kafesimi örüyorum bir zincir çekiyorum bir atlıyorum ikincisine batıyorum bir zincir çekiyorum bir zincir atlıyorum diğer zincirime batıyorum bir tane zincir çekiyorum bir trabzanımı atlayıp sıradaki trabzanıma batıyorum son trabzanımıza kadar örerek geldim yine batıyorum 1 2 3 çeviriyorum tığımın başını doluyorum trabzanımın içerisine kafesimin üzerine şekliyle pembe rengimizde bu sıramızı tamamlayalım 3 sıra üst üste pembemizi de örmüş olduk son trabzanımızı ördüm başlangıç yerimize geçişimi yapıyorum. Beyaz rengimi alıyorum. 3 sıra ördüğüm için beyazımı kesmiştim. 1 2 3 4 Çeviriyorum. Bir tane atlayıp diğerine batıyorum. Bir sıra daha kafesimizi örelim. Daha sonrasında modelimizi uygulayalım. bir atlıyorum diğerine batıyorum modelimizi beyaz rengimizle uygulayacağız o yüzden pembemiz buradan keselim pembemizi sıkıştıralım içi alıp şu şekilde bir tane zincirle düğümümü atıyorum daha sonra şöyle geriden alarak götürüyorum Tekrar bir tane daha düğümümüzü atalım ve ipimizi buradan keselim. Evet kafesimizi yapmaya devam ediyorum. Bir zincir bir atlayıp diğerine batıyorum. Sona geldim. Bir tane zincirimi çektim. Geçişimi yapıyorum. İlmeğimizi kaydıralım. Bir, iki, üç tane zincirimizi çekip örgümün yönünü düze çeviriyorum. Tığımı başını doluyorum. Hemen yanına bir tane daha trabzanımı örüyorum. 1 2 zincirimi çekiyorum. Aynı yere 1 2 3 1 2 3 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımı örüyorum. Zincirimi çekiyorum. 1 2 3 3 tane zincir çektim. bir kutu atlıyorum. 2 kutu atlıyorum. 3. kutumun içerisine girerek bir trabzan, iki zincir, bir tane trabzanımı örüyorum. Tekrar bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Bu kez bir tane kutu atlıyorum. İkinci kutunun içerisine iki tane trabzan, iki zincir, iki tane trabzanımı örüyorum. Bir ve iki tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Burada modelimiz ilk yerleştirme sıramız. Bir tanesinde iki kutu atlıyoruz, bir tanesinde tek kutu atlıyoruz. Bu yerleştirmelerimiz arasında. Birinci ile ikincinin arasında iki kutu var bakınız. Diğerinde bir. Şimdi iki kutu atlıyoruz. Bir kutu atlıyorum, iki kutu atlıyorum. 3. kutuma batıyorum. Bir tane V yapıyorum. 1 ve 1 trabzan 1 ve 1 trabzan olarak yerleştireceğiz şimdi bir tane kutu atlıyorum 3 zincirimi çektikten sonra tığımı başını doluyorum bir kutu atlıyorum 2 trabzan 2 zincir 2 trabzanımı örüyorum 3 zincirimi çekiyorum bir kutu atlamıştım burada 1 ve 2 atlıyorum 3.ye batarak bir tane V örüyorum ve üzerine 2 zincir tekrar bir tane trabzan bir tane ve bir tane iki trabzan iki zincir iki trabzan olan grubumuzu örerek ilerliyoruz Arılarında bir tanesinde iki bir tanesinde tek iki ve tek olarak yerleştirmemizi yapıyoruz tekrar 3 zincirimi çekiyorum burada iki atlamışım bir atlıyorum ikincinin içerisine iki trabzan iki zincir İki trabzanımı örüyorum ve iki tekrar üç zincir çekiyorum. Bir atladığım için burada iki atlıyorum. Bir iki üçüncüye batıyorum. İki zincir aynı yuvaya batarak V'mi oluşturuyorum. Bir iki üç zincirimi çekiyorum. Bir atlıyorum. İki trabzan, iki zincir, iki trabzanımı örüyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 atlıyorum V'mi yapıyorum. 2 zincir. Başlangıç yerimize kadar bu şekilde örerek gelelim. Zeminimizi kurduk ve birinci sıramız etek kısmımızın bu şekilde tamamlandı. Şimdi ikinci sıraya geçişimizi yapalım. 3 tane zincirimizi çekmiştim. İlk trabzanımın üzerine batıyorum ilmeğimi kaydırıyorum ikinci trabzanımın üzerine de batarak yine ilmeğimi kaydırıyorum 2 zincir çektiğim yere kadar kaydırma işlemimi yaparak geldim 1 2 3 tane zincir çekiyorum yine buradaki su taşımızı modelimiz bitene kadar hep kuruyoruz 2 tane trabzan 2 zincir 2 trabzanımızı bir defa dolayıp 3 defa da çekerek örüyorum 3 tane zincirimi araya çekiyorum ve burada hazırlamış olduğum vmin içerisine girerek 7 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 7 trabzanımızdan sonra 3 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını dolayarak yine su taşımızın içerisine girerek iki trabzan iki zincir iki tane trabzanımı örüyorum 1 ve 2. şöyle bakmanızı istiyorum başlangıçta bu su taşı dediğimiz bölümlerimizi iki trabzan iki zincir iki trabzan olarak örüyoruz V'lerimizin içerisine ise yedi tane trabzanımız örüyoruz sağında ve solunda geçişlerimizde üçer tane zincirimiz oluyor 1 2 3 doluyorum direkt içerisine girerek 7 trabzanımı örüyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 3 zincir 1 2 3 Tığımın başını doluyorum. 2 trabzan. 2 zincir. 2 trabzan. Tekrar 3 zincir ve 7 trabzan şeklinde V'lerimizin içerisine örerek başlangıç noktamıza kadar ilerleyelim. Modelimizin ikinci sırasında tamamladık. En son birleştirme noktasındayız. 7 trabzanımı ve 3 tane zincirimi çektim sıra başındayım yine ilk trabzanımın üstüne batıyorum kaydırma yöntemiyle zincirimin içerisine geçiyorum kaydırarak geldim 1 2 3 zincir çekiyorum ikinci trabzanımı iki zinciri tekrar iki tane trabzanım örüyorum 1 ve 2 araya 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum sığımın başını doluyorum 1 ve 2. trabzanın arasına girerek 1, 2, 3 defa da trabzanı örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Daha sonra diğer trabzanımın arasına girerek yine 1, 2, 3, 1 zincir. Diğer trabzanımın arasına giriyorum. 1 zincir. Araya giriyorum. 1 zincir her trabzanımızın arasına batarak birer trabzanımız örüyoruz en son trabzanımın arasına da girdim ve aralarına birer zincir çekmiş oldum 1 2 3 4 5 tane yeni yuva kurdu 3 zincir çekiyorum su taşımızı örüyoruz 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan 1 2 3 zincir tığımın başını doluyorum 1 ile ikinci trabzanın arasına giriyorum tepesine batmıyorum bakınız arasına giriyorum 1 zincir araya giriyorum 1 zincir araya giriyorum 1 zincir aralarına girerek birer zincir çekiyorum ve son araya giriyorum Evet. Yine 1, 2, 3, 4, 5 tane yuvamızı kurduk. Ve ilerleyelim. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Su taşımı örüyorum. 2, 2 zincir. Tekrar 2 trabzan. 3 tane zincirimi çekiyorum yeniden arasına girerek örüyorum 7 trabzanımızın üzerine 5 yeni trabzanımız aralarında birer zincir ve bu şekilde sıramı tamamlıyorum sıramızın sonuna kadar örerek geldim kutucuklarımızı hazırladık şimdi başlangıç noktasındayım 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum trabzanımın üzerine batıyorum yine kaydırma yöntemiyle araya kadar ilerliyorum 1 2 3 tane zincir 1 2 3 2 zincirimi çekiyorum su taşımı aynı şekilde örüyorum 2 3 1 2 3 bir tane zincir çekiyorum bir zincir bakınız burada hemen araya giriyorum 1 2 3 3 trabzanımı ördükten sonra aynı kutu içerisine bir tane sık iğne ile batıyorum diğer kutuya geçiyorum 1 2 3 Aynı yuva içerisine bir tane sık iğne. Tekrar 1 2 3 Aynı yuva içerisine bir sık iğne. Diğer yuvaya geçiyorum. 1 2 3 Eğer ipiniz ince ise 3 az oluyorsa 4 tane de yapabilirsiniz bir sık iğne yani içerisine dolduracak kadar trabzanımızı örelim dibine bir tane sık iğneyi batalım tığımın başını tekrar doluyorum 1 2 ve 3 dibine batıyorum bir tane zincirimi çekip ortaya giriyorum İki tane trabzan iki zincir İki tırabzanımı örüyorum. Ve modelimizin bu son sırasını tamamladık. Bir tane zincirimi çekiyorum. Yuva içerisine girerek yine üç tane tırabzanımı örüyorum. İki ve üç. Batıyorum. Tığımın başını dolayıp diğer yuvaya giriyorum. İki, üç. Bir tane sık iğne. Evet sonra kadar işlemimizi tekrar edelim. Elbisemizin en son kirpik sırasını da dilim dilim örerek tamamladık. 3 tane trabzanımız, bir tane sık iğnemizi yaparak son noktaya kadar geldik ve bir modelimiz bu şekilde tamamlandı. İkinci modelimizin zeminini birlikte kuralım ve e, aynı şekilde örerek etek uzunluğumuz olana kadar işlemlerimizi tekrar edelim. bir tane zincirimi çektim birinci trabzan üzerine gelerek batıyorum ilmeğimi kaydırıyorum ikinci trabzan üzerinden yine kaydırdım yuva içerisine giriyorum 1 2 3 yine su taşımı aynı şekilde örüyorum 2 zincir 1 2 3 1 2 3 Evet şimdi yeni zeminimizi hazırlıyoruz aynı işlemimizi tekrar edeceğiz 1 2 3 4 5 ikinci sıramız olduğu için 5 tane zincir çekiyorum ortadaki bakınız 1 2 3 4 5 taneydi üçüncünün içerisine tığımın başını doluyorum tam tepe noktasına gelerek batıyorum 1 2 3 1 2 aynı yere batıyorum ve burada V'mi örüyorum Eğer 5 tane zincir az gelirse 6'da yapabilirsiniz 1 2 3 4 5 tığımın başını doluyorum. Giriyorum. 1 2 2 zincir su taşım için 2 tane daha trabzan. 1 2 3 4 5 tığımın başını doluyorum. 1 2 3'üncünün ortası yani tam merkezdekine batıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batarak yuvamı kuruyorum ve ilk sırada yapmış olduğum işlemimi Burada tekrar ediyorum. Üzerine aynı şekilde 7 trabzan kutucuklarımız ve trabzanlarımızı örerek ilerleyelim. Prenses elbisemizi yeteri kadar büyüttük. Son kısmına bir sıra pembemi ördüm. 3 sırada beyazımı ördüm. Toplamda 4 sırada eteğimizin uzunluk ölçüsü yeterli oldu. İpimiz biraz dolguncaydı. İnce iplerde bir tane daha örerek aynı sonuca ulaşabilirsiniz. Ya da yarım fark edebilir elimizin sıklığına ve ipimizin durumuna göre. Şimdi ölçülerimize bakalım. En net bilgiyi ölçülerimiz verecektir bize. Beyaz olan bölümden başlıyorum. Bakınız eteğimizin beyaz kutucukların olduğu bölümden tutuyorum uç kısma kadar tam 22 santim olduğunu görüyorum omuzdan baktığımız zaman ise eteğimizin 36 santimde tamamlandığını görüyoruz şimdi ben kolumun bir tanesini gördüğünüz gibi çalıştım diğer kolumuzu da sizlerle birlikte çalışalım ve elbisemizin arkasına da ördükten sonra yani şuradaki düğme ile ilik yerimizi de çalıştıktan sonra tamamlanmış olacak giyilmeye hazır hale gelecek bir tane zincirimi çekiyorum ve hemen kol altından örmeye başlayalım kol altının kafeslerine giriyorum bir tane zincirimi çekiyorum sabitleme işlemimi yaptıktan sonra şurada görmüş olduğumuz pembeye zincirimden sonra bir tane daha sık iğne ile batıyorum bir zincir çekiyorum beyaz bağlantılı bölüme geliyorum başını doluyorum 1 aynı yere 2 aynı yere üçüncü trabzanımı da örüyorum üç tane trabzanımı ördüm kafes içerisine gelerek bir tane sık iğne örüyorum ve bir zincir çekiyorum yandaki kafese yine sık iğne olarak giriyorum İki tane yan yana sık iğne tığımın başını doluyorum sıradaki kafes içerisine 3 trabzanım örüyorum 1 2 ve 3 Gibindeki kutucağı sık iğnemle batıyorum 1 zincir çekiyorum bir sonraki kafese girdim kutucuk ya da kafes nasıl isimlendirirseniz sık iğnemi ördüm Tığımın başını doluyorum 3 tane trabzanımı bu noktaya örüyorum 1 2 ve 3 hemen dibine batıyorum bir zincir çekip diğer kutucuğa batıyorum tığımın başını dolayarak 3 trabzanımı örüyorum 2 ve 3 hemen dibine sık iğne bir zincir bir sık iğne ikinci sık iğneden sonra 3 tane trabzanımızı örelim ve e, uç noktaya kadar ilerleyelim. Trabzanlarımızı örerek artış yerine kadar geldim. Artış yerime bulunduğu noktaya da 3 tane trabzanımı ördüm. Hemen yanındaki pembe trabzanıma batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Kol altına doğru çeviriyorum. Kafese giriyorum. Sık iğne ile bakınız. Ve yeniden sık iğne örerek ilk zincirimi çektiğim yere giriyorum. Bakınız tığımın ucunu girdirip ipimi alıyorum kaydırıyorum bir zincir çekiyorum ve ipimi buradan kesiyorum ipimi kestim sıkıştırıyorum pembe rengimin içerisine iç tarafa geçirerek gizliyorum daha sonra kalan ipimizi yeniden keselim şimdi elbisemizin arkasını çevirelim şuradaki düğmeyle ilik çalışmamızı da yapalım buradaki önümüzdeki olan kısmı aşağıdan yukarıya doğru örelim o kısma düğmemizi dikelim bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum şuradan başlıyorum sabitledim bir iki tane zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum bir iki üç İki tane trabzanım ördüm, üçüncüyü de örüyorum. Diğer beyaza iki trabzan, diğerine üç trabzan. Bir tanesine üç, bir tanesine iki trabzan örelim. Bir ve iki. Üç trabzan, bir. 2 ve 3 1 2 1 2 ve 3 2 trabzan son 3 trabzan 1 2 Üçüncüyü de zincirin kendisine batıyorum ve şöyle görelim. 3 ve 2 trabzanlardan oluşan e, sıramızı bir tanesine 3, birine 2, 3, 2 şeklinde yukarıya kadar ördüm. Düğme dikeceğim bölüm. Bir zincirimi çekiyorum, örgümü çeviriyorum ve her trabzanımın üzerine birer tane sık iğne örüyorum. İlk trabzanımdan başlıyorum. Sık iğne. İkincisine. Şöyle de biraz sıkarsak daha da güzel olacaktır. Trabzanlarımız hiç e, açılmaz. Deformu olmaz. Gayet güzel olur. Her yıkandıkça da hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Şöyle güzelce sıkı sıkı örelim. En son trabzana kadar sık iğnemi ördüm. Bir zincir çekip buradan ipimizi keselim. ipimiz katlı verip bir. bir zincirimi çektim ve kesiyorum ipimizi içeriye daha sonra alalım bakınız şu şekilde olacak altta kalacak düğmemizin olduğu yer burayı da ilik çalışması olarak kullanacağız şimdi yine aşağıdan örmeye başlayalım bir tane ilik çalışmak istiyorum yani bir düğmeli olsun bir zincirimi çekiyorum yine alttan başlıyorum bir tane zincir bir iki tane ilave ediyorum sabitlendikten sonra başını doluyorum tek seferde çekiyorum bakın burada trabzan yapmıyorum toplamda zincirimizle birlikte üç tane başını dolayıp çektim sıradaki kutucuğun içerisine iki bir iki diğeri 3 tıpkı karşıda yapmış olduğumuz gibi orada trabzan yapmıştık burada yarım trabzan başını dolayıp alıyoruz bir iki bir tanesine bir bir tanesine iki şeklinde bir tanesine iki bir tanesine üç şimdi iki bir iki İpimizi yarımlamayalım sıradaki trabzanımı üç alıyorum bir iki ve üç şuraya ileğimizi çalışalım bir iki 3 tane zincir çekiyorum. En son trabzanı atlıyorum. 1 Tığımın başını doluyorum. Yanına bir tane daha örüyorum. 2 Son tepe noktaya batıyorum. 3 Bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Dibine batıyorum. Sık iğne olarak. İkincisini örüyorum. Üçüncüsünü sık iğne olarak batıyorum. Zincirime 2 tane 1 2 3 zincir çekmiştik. Mutlaka her zincirimizden bir tane eksik olacak. Diğer trabzanlarımızın üzerine birer sık iğne yaparak aşağıya doğru inelim ve bu şekilde iliğimiz de tamamlanmış olsun. Şöyle ileyimiz. En son trabzanımı ördüm. Bir zincirimi çekiyorum. Ve ipimi buradan biraz şöyle uzun çekiyorum. Bir tık dikiş atalım. iliğimizin bulunduğu noktaya bu ipimizle. Elbisemizin arkaya düğmemizi de diktikten sonra şöyle bir tane gülen yüzlü düğme diktim. Kara bölgesine bir tane dantel süsleme çalışması yaptım ve elbisemi bu şekilde tamamladım. Sizler dilerseniz kurdeleler takarak çalışmamızı tamamlayabilirsiniz. Şöyle arkadan da görmenizi istiyorum görünüşü haliyle önden şöyle tekrar bakalım bakınız çok güzel oldu benim çok içimesinde umarım sizler de beğenerek örersiniz beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın mutlu kalın görüşmek üzere